Selam dostlar, yeni bir videonun hepinize merhabalar. Bir süredir kullandığım, ortalama bir aydan beri kullandığım, 2022 yılında üretilmiş olmasına rağmen günümüzde bile hala güncelliğini koruyan Google Pixel 7 Pro ile geçirdiğim bir aylık deneyimlerimde neler hissettim, neler gördüm, neler deneyimledim ve almak isteyenlere nasıl bir tavsiyede bulunabilirim, bunları paylaştığım bir video çalışması da sizlerin karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Google Pixel serisiyle tanışmam Google Pixel 6 ile başlamıştı. Gerçekten o cihazda da memnun olduğum donanımsal özellikle vardır ama genel manada baktığımızda memnun olmadığım şeyleri de olmuştu. Bu ikinci Google Pixel bir cihaz deneyimim ki bu sefer arkadaşlar Pro takılı bir cihaz denedim. Yani çıktığı serinin özellikle en güncel ve en iyi versiyonunu burada aynı şekilde arkadaşlar deneyimleme şansım oldu. O yüzden arkadaşlar kullanıcı deneyimlerimi anlatırken de zaten Google Pixel 6'dan da baz alarak bir takım karşılaştırmaları da sizlerle paylaşacağım. Kullanıcı deneyimleri noktasında arkadaşlar dediğim gibi ortalama 4 haftalık bir 5 haftalık yani bir aylık bir deneyim yaşadım ki gerçekten çok memnun olduğum noktalar oldu. Memnun olmadığım noktalar da oldu. Memnun olduğum noktalardan bir tanesiyle başlamak gerekirse kamera noktasında başlamak istiyorum. Şimdi kamera konusunda zaten tartışmasız bir fotoğraf çekim kalitesi var. Yani hem buradaki kamera sensörlerinin çekim kabiliyetlerine baktığımızda, yakınlaştırma kabiliyetlerine baktığımızda gerçekten fotoğraf konusunda çok başarılı işlere imza attığını düşünüyorum ama yakınlaştırma noktasında ve bence ki bu yakınlaştırma dediğim 30x zoom'dan bahsediyoruz. Yani en full'den bahsediyoruz. Yoksa optik noktada bir sıkıntı yok. Yani 5x optikte çok iyi ama 30x'e geldiğinizde dijitalle birlikte ve video konusunda çok yeterli olmadığını düşünüyorum ki biliyorsunuz ben bir iPhone 14 Pro kullanıcısıyım. Yani aynı yıl üretilmiş iki cihaz da şu anda benim elimde arkadaşlar. Biri iPhone cephesinin amiral gemisi, birisi de Android cephesinin amiral gemisi. Bu noktada arkadaşlar video konusu karşılaştırdığımızda gerçekten Google Pixel serisi 6'da da böyleydi, 7 Pro'da da böyle ki ben çok yeni versiyonlara çıkan 9 Pro seviyesinde de çok yeterli olduğunu zannetmiyorum ama video konusu Google Pixel'lerde o fotoğraftaki yazılım desteğini alamadığı için belki de video konusu çok başarısız diyebilirim ama genel kamera performansı bence gerçekten Google Pixel serisini fazlasıyla ön plana çıkarıyor diyebilirim. Ki ama şunu söyleyeyim arkadaşlar notlarımda da almışım. Video konusunda bence Pixel 6'ya göre ciddi geliştirmeler var. Özellikle ışığı iyi aldığında güneş altında çok güzel videolar çekiyor ama düşük ışık performansı çok yetersiz. Yani ışık birazcık düşük olduğunda videolarda çok başarılı işler imza atmıyor. Bunu paylaşabilirim. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi ışık iyi olursa videoda bence Pixel 6'ya göre daha iyi gelişmeler var. Gelelim performans konusu. Şimdi arkadaşlar performans konusunu hem işlemci noktasından hem de yazılım noktasından birlikte değerlendirmek istiyorum. Çünkü performansı etkileyen iki unsur da aslında bu noktada arkadaşlar. Şimdi burada işlemci performansına baktığımızda yüksek kapasiteli işler yapmak istediğinizde size güzel cevaplar veriyor. Ama ısındığı anda cihaz the end yani bildiğiniz böyle yok oluyor ve bir akıl telefondan daha çok bir tuşlu telefon moduna alıyor. Ama ısındırmadan kullanırsanız arkadaşlar gerçekten işlemci noktasında güzel performanslar alabilirsiniz. Ama yazılım noktasındaki performansa geldiğimizde gerçekten yazılımın gücüyle arkadaşlar fotoğraf konusunda olsun, uygulama açılış konularında olsun, cihazın genel günlük kullanım konusunda olsun gerçekten fazlasıyla yeterli bir performans kullanıcısına sunuyor. Isınmadığı sürece diyeyim ki o da işlemciyle alakalı bir sorun. Onun dışında notlarıma baktığımda arkadaşlar dediğim gibi ısınma noktasında bir takım sorunlar yaşıyorsunuz. Performans düşüren ve Pixel 6'ya göre daha geç ısınıyor ve ısındıktan sonra da arkadaşlar soğuma hızı da aynı şekilde daha hızlı. Yani bunu Pixel 6'da da böyleydi. Isınıyor ve performans düşüyor ama anında kendini toparlayabiliyor ama iPhone'da öyle olmuyordu arkadaşlar. Yani iPhone'da ısındığında soğuması biraz vakit alıyordu. Yani eski haline gelmesi ama Google Pixel serisinin özellikle 7 Pro'da hızlı bir şekilde kendine gelebiliyor. O noktada hani anlık belki sorunlar yaşasanız da genel manada hemen o sorunlar çözülebiliyor. Gelelim işlemci konusuna arkadaşlar. Dediğim gibi zaten Google Tensor dediğimiz aslında Samsung'dan satın alınmış. Orası kesilmiş, burası eklenmiş, o yapılmış, bu yapılmış. Üzerine bir etiket yapıştırılarak Google Tensor adı verilmiş bir işlemci ile bizim karşımızda. Yani tek kelimeyle şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar bir amiral gemisi seviyesine konmayacak derecede kötü bir işlemci. Yani G1 yani birinci nesil Google Tensor de aynı şekildeydi. O da bayağı kötüydü. Bence ikinci nesil Google Tensor de çok yeterli değil ama Google Pixel 9 serisi yani G4 dediğimiz tensörlerin dördüncü neslinde nasıl bir performans verir bilmiyorum ama ben G2'de çok başarılı bir performans olmadığını düşünüyorum. Gelelim tasarım arkadaşlar. Şöyle de elime alayım ki gerçekten en beğendiğim noktalardan bir tanesi tasarım konusu. Şimdi hem ön taraftan hem de arka taraftan arkadaşlar şöyle elinizi aldığınızda gerçekten size bir amiral gemisi kullandığınızı fazlasıyla hissettiriyor. Yani hani böyle kalınmış işte efendim yanları falan böyle ele oturmuyormuş. Asla öyle bir durum yok arkadaşlar.
kavisli bir ekran olduğu için hem ön hem arkadan gerçekten fazla işinizi görüyor. O yüzden tasarım konusunda gerçekten ben bayıldım diyebilirim ama tek eksiği arkadaşlar çizilmeye çok açık. Yani şöyle 2 dakika şu tahtanın üzerine şöyle sürteyim hemen kılacağı çizikler oluşuyor ki özellikle şu kamera çerçevesinde çizik oluşmaması imkansız. O yüzden kılıfı arkadaşlar alacaksanız bu cihaza çıkıntılı yani kamera çıkıntısını koruyan bir kılıf almanızı tavsiye ederim. Ve ekran koruyucusuz da asla kullanmayın arkadaşlar. Gerçekten ekranda çizilmeye çok müsait. Onun dışında notlarıma baktığımda ince ve gerçekten ele oturan bir hissiyatın olduğunu düşünüyorum. Tek beğenmediğim noktası arkadaşlar şöyle yakından da göstermeye çalışayım. Power tuşu üstte. Ses arttırma ve azaltma tuşu aslında. Şimdi bazen arkadaşlar ses için power'a basıyorum. Bazen de power için de ses azaltmaya basıyorum. Bu tasarımı çok beğenmedim. Burada özellikle yani bu ses tuşları sol tarafta olsaydı ya da power'ın üstünde olsaydı bence çok daha iyi olabilirdi. Ama Google sesinde bu şekilde tasarlanıyor. O yüzden ona bir şey diyemiyorum ama şuradaki arkadaşlar Google hamlemi başta olmak üzere gerçekten arka tarafına bayıldım. Bir de şunu ekleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz Google Pixel 6'da en çok şikayet ettiğim şey ön taraftan baktığınızda Google Pixel 6'da sanki böyle bir orta segment ya da giriş segment bir cihaz kullanıyorsunuz gibiydi. Çok kalındı ama bu cihaz arkadaşlar hem kavisli hem de yanlarındaki o siyah ekran yani boşluklar o kadar azaltılmış ki gerçekten çok daha iyi ve çok daha göze güzel gelen bir tasarıma sahip olmuş ön tarafta. O yüzden tasarıma gerçekten %100 hatta %1000 diyebilirim. Evet şöyle diğer başlıklara baktığımızda gene en beğendiğim noktalardan bir tanesi de pil performansı oldu arkadaşlar. Pil konusunda gerçekten cihaz yani böyle güzel falan demeyeceğim efsane. Yani gerçekten benim bu zamana kadar kullandığım Android cihazlar arasında hatta bunu iPhone'da katıyorum. Pil konusunda en memnun olduğum, en hoşuma giden, beni en iyi bir şekilde idare eden ve gerçekten ya oh be ya pilim de hemen bitmemiş dediğim nadir cihazlardan bir tanesi oldu. Google Pixel 7 Pro. Gerçekten yazılımın gücüyle mi ya da işlemcinin artık iyi bir şeyler yapma hevesiyle bilmiyorum. Pil performansı gerçekten çok başarılı arkadaşlar onu söyleyebilirim. Sadece burada biliyorsunuz 30 watt'lık bir Google adaptörü yok. Yani Power Delivery bir adaptör elimde olmadığı için şarj hızı noktasında böyle çok yüksek bir verim alamadım. Yani onu deneyimleyemedim süre olarak. Ortalama elimdeki bu MacBook Air şarj aleti olan 30 watt'lık şarj aletiyle şarj ettiğimde ortalama 1 saat, 1 saat 20 dakika gibi bir süre burada aldım. Ama daha az süre almak istiyorsanız arkadaşlar bu Google'ın ki şurada da gösterdiğim orijinal adaptörünü alırsanız daha iyi performans alacağınızı düşünüyorum. Onun dışında pil konusu gerçekten fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Şarj olurken ısınıyor mu kısmına gelirsek de arkadaşlar çok hafif ısınıyor. O kadar ısınmıyor ama sıcak bir ortamda şarj ederseniz ısınır ama böyle şu anda içinde bulunduğum 20-22 derecelik bir odada şarj ederseniz çok ısınma sorunu yaşamazsınız. Gelelim arkadaşlar ekran konusundaki gerçekten en beğendiğim noktalardan bir tanesi demiştim. Arkadaşlar ekran yani her açıdan çok iyi. Onu söyleyeyim. Yani biliyorsunuz ben iPhone 11 cihazlarından örnek vereyim. Çektiğini göstermeyen telefon demiştim. O videoda biraz eskide kaldı ama hani özellikle çektiğini göstermeyen telefonlar arkadaşlar yani benim için çok başarılı telefonlar değil ama bu cihaz çektiğini gösteren bir cihaz. Yani siz bugün 4K 60fps bir video çekiyorsanız ya da yüksek kapasiteli ya da yüksek ışıkta bir fotoğraf çektiğinizde bu cihaz arkadaşlar o kaliteyi size gösterecek bir ekran sahip olması lazım. Bu cihaz gösteriyor arkadaşlar. Yani Quad HD bir ekran teknolojisine sahip olması bu konuda çok başarılı. O yüzden çektiğini gösteren bir telefon olduğu için ben ekran konusunu çok başarılı buldum ki 120 Hz birlikte zaten böyle yağ gibi F1 pilotu gibi böyle cihazı kullanabiliyorsunuz. Tek beğenmediğim yönü Pixel 6'da olduğu gibi güneş altındaki performans. Yani bir amira gemisine yakışmıyor. Yani en az 2000 nit parlaklığa sahip olması gereken bu cihaz ki orta segment dediğimiz bir markanın cihazında bile 1800 nit parlaklıkları görürken aynı yıl çıkmış iPhone 14 Pro'ya göre arada ciddi maliyette olumsuz farklar var ve bu cihaz güneş altında orta seviyede iş görüyor. Yani işinizi görür ama sürekli olarak işinizi görmez. Yani şöyle bir park oturayım. İki bir şey açayım dediğinizde arkadan hafif güneş vursun. Geçmiş olsun. Yani hiçbir şey göremezsiniz. O yüzden ben güneş altındaki performansını ekran konusunda çok beğenmedim. Evet gelelim arkadaşlar. Bu kadar şey söyledik ama sonuç kısmında artık ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar genel manada bu kadar şey söyledim ama sonuç kısmında şunu söylemek istiyorum ki cihazı kullanım ve performansı gerçekten çok iyi. Isınmadığı sürece bu cihaz size bir amiral gemisi seviyesinde bir cihaz kullandığınız hissiyatını verir. Ancak işlemciden kaynaklı olarak performans olumsuz etkilendiğinde bazen sizi üzüyor. Ama alınır mı? Alınır arkadaşlar. Günümüzde bile alınır ki bunlar da özellikle dikkat etmeniz gereken pil döngüsü. Yani pil döngüsü ne kadar az olursa cihaz o kadar iyi oluyor arkadaşlar. O yüzden kozmetik açıdan ve pil döngüsü açısından iyi olan bir cihaz olursa Google Pixel 7 Pro fazlasıyla almanızı tavsiye ederim ki ortalama fiyatları şu anda 14 ile 18 bin 19 bin arasında değişiyor. Ben 14 bin 15 bin TL'ye temiz bir cihaz alabileceğinizi düşünüyorum. Onun dışında çok ekleyeceğim bir şey yok. Sizler Google Pixel 7 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Hatta Google Pixel
serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buna da yorumlar eklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.